Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber Cities Skylines 2 olarak karşınızdayım dostlarım. Şöyle hızlıdan ayarlarımı göstereceğim. Şuradan dostlarım monitörünüzü ve yenileme hızını seçebilirsiniz. Haricinde ben mesela şu modu kapattım. Şu dinamik modları kapattım ve fogu kapattım. Birkaç kişiden izledim. Böyle kasmadığını söylediler. Ben de ona göre davrandım dostlarım. Islant'ı ve San Francisco'yu oynadım. Hiç hoşuma gitmedi. Rüzgarın esiş yönü biraz ters. Yani sanayi ile evleri oturtamadım. Size öyle söyleyeyim. Bir iki video denedim aslında bu videodan önce. Hani ilk çıktığı gün ben de atabilirdim ama güzel bir video çıkmadı. Bundan dolayı da video atmak istemedim. Size öyle söyleyeyim. Biraz daha böyle öğrendikten sonra atayım dedim. Birazcık oyunu çözdüm. Bazı işlemleri yapmayı öğrendim. Şimdi birlikte güzel bir şehir inşa edeceğiz. Şimdiden hepinize geldiğiniz için teşekkürler. Hepiniz kanala tekrardan hoş geldiniz diyoruz ve bölüme başlıyoruz. Evet dostlar, şehrimize geldik. Bilmiyorum niyeyse böyle bana bir Türkiye'yi anımsattı. Kötü değil, güzel. Hafif bir dalgalanmalar var. Takılmalar oluyor dostlarım. Yani oyun henüz gerçekten oturmamış ama yani çok yapacak bir şey de yok. Mekanikleri biraz ilkine göre bir tık daha farklı. Ama güzel bir oyun olacak dostlarım. Sizlere öyle söyleyeyim. Bazı şeyleri düzelteceğiz, toplayacağız, halledeceğiz. Şimdi şuradan bu neymiş? Ben nereye taşıyacağım biliyor musunuz mu bunu? Nereye taşıyacağım? Şimdilik buraya da taşıyamam. Ya benim işimi bozmayacak bir yere taşımam lazım. Şurada da kalsın şimdilik ya. Çünkü ben buralara bir kurulum yapacağım. Şimdi ne yapacağız dostlarım? İlk buraya girdiğinizde şöyle dostlarım bir yolları kontrol edeceğiz. Bağlantılar nerede var? İkinci olarak şöyle elektrik hattı değil de rüzgar. Dostlarım rüzgarın bu denizin akış yönü kirliliği kendimize değil dışarıya doğru vermemiz lazım. Bu da ne demek oluyor? O zaman şöyle kendimize yer seçersek yani şurası bir tık iyi. Başka da şu an iyi olan bir yerimiz yok. Maalesef yok. Gerçekten yok. Şu taraf biraz daha iyi. Kendimize dönmeyecek şekilde. Aslında şurada olsa hiç kendimize döndürmeyiz. Burası çok güzel olur ama maalesef şimdilik buradan başlayacağız. Şurada da küçük bir sanayi bölgesi kurarsam rüzgarın yönünü hesap edebilmemiz lazım. Rüzgarın yönü nasıl? Bakın rüzgarın yönü gördüğünüz gibi sağdan sola estiğine göre ben o zaman sanayimi buraya değil de tam tersi buraya kurmam lazım. Şu taraf benim sanayi bölgem olacak bilginiz olsun. Çünkü tam tersini yapınca insanlar hava kirliliğinden hastalanıyor. Bir videom böyle çöp oldu. Sanayimiz bu tarafta, evlerimiz bu tarafta olacak. Bunu ayarlarsak dostlarım her şey çok güzel olacak. Şurası tam bir orman sanayisi. Tamam. Şu kısmı sanayi yapacağım. Şu kısım da aslında sanayi için güzel olurdu da yapacak çok. Şurası tam ormanlık bir alan. Burası güzel olabilir. Orada orman sanayi de yapabilirim. Şeyi çözemedim dostlarım. Hani bir öncekinde şöyle şeyleri seçiyorduk. Hatırlıyor musunuz? Genel sanayi bölgesi falan filan. Petrol sanayi bölgesi diye. Bunu da nasıl seçiyoruz? İşin o kısmını tam çözemedim ya. İşin o kısmını çözseydim çok güzel olacaktı. Tek çözemediğim yer orası gibi bir şey oldu artık. Şimdi dostlar. İlk önce şuradan bir bağlantı vereceğim. Şuradan ikinci bir bağlantı vereceğim. Net güzel olmadı. Bir tane daha sileyim şöyle. Bir daha yolu deneyeyim. Bu da olmazsa fena değil. Fena değil. Şimdi buraya da ikili yol vereceğim. Şuradan paralel yolu alacağım. Şöyle 2-3 tane büyütsün. Bakalım ne kadar büyük oluyor. Yok, çok büyük oldu. Bunun artısı ne biliyor musunuz dostlarım? Yolları bağlarken bir sonrakinde aynen böyle büyütmek için alanınız oluyor. O yönden çok güzel oluyor. Tamam. Burada bir otoban yolu mu var? Aynen bu otoban yolunu devam ettireceğiz. O otoban yoluna dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir tane de şuradan yapacağım dostlarım. Aynen şöyle koyarsam pardon. Şöyle koyarsam ucunu tutmuş olurum. Tamam. Şöyle eşit olduğu gibi. Şurası bir tık bozuk oldu. Ama yolları büyütürken düzeltilir diye tahmin ediyorum. Tamam. Böyle güzel oldu. Buradan iç hatları verebilirim ve ileriki süreçte büyüttüğümüz zaman burası
bence çok faydalı olacak. Şu kısmı zaten düzelteceğiz. Burayı buraya kadar komple yıkacağım. Şu otoban girişlerini tekrar vereceğim. Ama şimdilik böyle bizim işimizi görecektir. Şimdi öncelikle konut için güzel bir alan oluşturmam lazım. Böyle şuradan. Ah, olmadı. Şöyle dostlarım, güzel bir alanımız oldu. Bir tane de aynısından sanayi için yapacağım. Şu yola kadar gelsin. Hatta yoldan biraz daha geri gelsin. Şöyle yeterince düz, değil mi? Tam 90 derece açılıyor böyle. Şöyle nasıl? Şöyle iyi. Oradan da ana yola bağladım. Güzel olur bence. Tamam. Şuradan ara yolları kendim elle de düzeltebilirim bu arada. Böyle yapıp şöyle dostlar. Şöyle iyi gibi. Şuralara yine konut vereceğim. Eğimden dolayı bazı yerlerde sorun oluşabiliyor. Şimdi direkt şunu seçeyim. Şunu kapat bakayım. Şöyle güzel olmadı. Şöyle yapıp tamam, böyle güzel oldu. Bence güzel oldu. Gayet güzel bir dönüş verdim. Şu yol güzel olmadı ama bunu nasıl düzeltelim onu bir bakayım bir saniye. Şöyle şu ikisini yıkıp olayı da düzelteceğim ya, hani şimdi çok acelesi yok ama en azından şimdiki yamuk olmasın. Bu tamam. Tamam. O yamukluğu bir tık aldık. Gayet güzel bir giriş çıkış oldu. Daha sonra da bunları bir gidiş bir dönüş şeklinde ayarlamaya çalışacağım. Ortalarda bir kavşak koyacağım güzel şekilde. Şurada büyük kavşaklarınız açılacaktır ileride. O zaman tatlı olacak. Şimdi ilk konut inşaatımızı başlatalım. Konutlarımızı şuraya, sanayi bölgelerimizi şuraya. Ön kısma da şöyle nasıl göstereyim? Mesela bir saniye dostum, sen niye orada kaldın? Şöyle. Aslında bu değil de. Yaya yolu nasıl olur? Şöyle yapsak dostlarım. Şu kısımda da şey yapabilirim. İş yeri verebilirim. Şöyle küçük. Çok büyük değil. Aynı şekilde burada da öyle. Yaya yoluyla ayırıp tam olarak bu şekilde aynen şuraya şey verebilirim. İş yeri alanları verebilirim. Tamam. Böyle güzel oldu dostlar. İlk başlangıcımızı yapacağız. Ama tabii bir elektrik hattı kurmamız lazım. Şimdi rüzgarın esiş yönüne göre burası kaç veriyor? Şöyle yapsam dostlar. Şehre çok zararlı olmaz. Belki ileriki süreçte değişmemiz gerekir ama rüzgarı güzel alıyor burada. Her yerden aynı şeyi veriyor. Çok güzel. Bu taraf zaten sanayi bölgesi. Çok önemli değil aslında. Buraya koyabilirim sanki. Ne diyorsunuz? Şöyle iyi mi? Şimdilik koyalım bir tane. Hatta iki tane koyalım. Şöyle. Tamam. Böyle mi koysam bilemedim ya. Orayı kullanır mıyız? Deniz hattı orayı kullanır mı hiç bilmiyorum ama kullanırsa kaldırırız. Şöyle bunu buraya koyalım. Yanına dostlarım bir batarya koymamız gerekiyor her halükarda. Onu da şöyle köşeye oturtacağım. Tamam. Şimdi şu kabloları dostlarım aynen bu şekilde bir saniye. İşte hafif bir donması oluyor, o kötü oluyor. Ah, şundan şuna bağladık dostlarım. Şimdi bundan da buraya bağladım. Eğer bağlandıysa sorun yok. Bağlanmadıysa bir daha siler açarız. Şunu da şöyle ama bağlamıyor. Ha, şöyle bağlayabilir miyim? Bağlamıyor çünkü şey biraz yakın olmuş. Onu taşıyacağım mecburen. Şöyle nereye taşıyacağım biliyor musunuz? Şöyle bir iki adım bu kadarcık yeter gibi. Tamam. Şimdi elektrik direğini koyabileceğim alan kalmamış. Ondan şikayet ediyor. Hah, şimdi güzel oldu. Böyle iyi miyiz?
Suyumuz yok, dur kanka, yapacağız, suyu da yapacağız. Birazcık sabret. Şimdi su için de dostlarım. Öncelikle şurası iyi gibi bence. Bir. Sığdıramıyor muyuz? Sığdırsak iyiydi be. İki. Tamam. Şunu şuraya koyayım. Şu anlık zararı olmaz. Atık suyu dostlarım şöyle alt tarafı dizeceğim ama güzel bir yere koymam lazım ki benim şehrimi kirletmesin. İşte şu an koyabileceğim alan yok. Olan alan bu. Yani en azından şimdilik şöyle koyayım. Biraz ileriye götürür. Burada ne istiyordu? Boru bağlantısını yaparız kanka sana. Oraya bir boru çekerim ben. Ondan da boru çekeceğim. Hatta çekeyim bunun borusunu. Dostum tamam. Şuraya bağlayabilirsin. Tamam. Bunun borusunu da şimdi bağlayacağım. Bunun da muhtemelen borusu bağlandı mı? Kirli su borusu da bağlamamış. Niye ayrı ayrı bağladıysam zaten birleşik var da işte. İş olsun. Şöyle yapalım. Bu boruyu buradan sileyim. Olmadı. Birleşik yapayım. Tamam. Çünkü birbirinin üstüne gelince bozukluk veriyor. En iyisi direkt çift boru atabilmek. Sadece tek istiyorum, ben ikisini de bağlayacağım. Burası bize sıkıntı çıkarmasın. Oldu mu acaba? Bir bakalım kabul etti mi? Kanka temiz suyu da bağladım ama sana. Niye böyle yapıyorsun ki? İkisini de bağladım ben. Güzel olmadı mı? Düz gelmediği için problem yaratıyor benim anladığım da. Ama bağladım ki. Dostlarım bu sorunu böyle çözdük. Maalesef başka çözüm yolu bulamadım. Böyle çözdük. Elektriği galiba iyi kötü çözdük. Onu koyduk, onu koyduk. Kabloları çektik, onu koyduk. Tamam. Su olarak her şeyi koyduk mu? Şurada bakayım, yine bir sorun veriyor. Neymiş? Yolu yok diyor. Evet, o da bir kötü olmadı değil. O bir kötü oldu. O zaman bunu da buradan taşıyacağım. Taşı diyelim dostlar. Nereye biliyorsunuz mu? Şuraya koyayım. Şuraya aynen. Yoksa böyle de aslında koyabilirim ya. Bu çok gürültü yapacak bir şey değil. Hem elektriği falan da olur. Hiç uğraşmam. Tamam. Kötü olursa taşırım oradan. Upgrade'i şimdi kalsın onun. Suyla alakalı bunu kuramadık ama şuraya aynen. Şöyle kurabilirim. Tamam, haricinde burası tamam. Bu hastane dostlarım. Hastane bir tık durabilir. Acelesi yok. Bu da geri dönüşüm yanlış değilsem. Landif. Aynen. Geri dönüşüm dostlar ama bu biraz ortamı kirletiyor. Bunu güzel bir yere koymam lazım. Ve çok büyük alanı. Yani bu kadar büyük olmaması lazım ya. Çok çok büyük alanı. Şöyle koyacağım. Bir sonraki yolları artık bunlara göre dizayn edeceğim. Veya şöyle mi koysam? Bir saniye. Şurada zaten battığı kadar batmış. Ama o taraf şey de koyma ihtimali var. Orman sanayi de koyma ihtimali var. Şöyle koyayım. Tamam. Haricinde şu anlık başka bir şeyimiz yok. Hem apartman istiyorlar hem de müstakil konut istiyorlar. O yüzden şöyle apartmanı daha fazla vermeye çalışacağım. Çünkü daha fazla şey olacak. İnsan gelecek. Ön taraf çok vermeme gerek yok. Şöyle bender küçük olarak da birazcık da müstakil verebilirim tabii ki. Şuraya da müstakil versin. Bu alanları yine kullanacağım. Daha sonra da güzel şekilde düzenleyeceğim. Şimdilik burada iş görsün de sen ne istiyorsun? Sen neyin yok?
Elektriğin mi yok? Elektriğin yok. Ne alaka ya? Yolun yanındasın sen. Kablo mu bağlayacağım sana? Anlamadım. Dostlarım aslında yolun yanına koydum ama elektrik bağlantısıyla alakalı sıkıntısı mı var acaba? Yeterli elektrik yok diyor. Burada da aynısını diyor. Yeterli elektrik yok diyor. Bir dakika. Yeterli elektrik nasıl olmaz? Şöyle olmaz. Bu elektrik yan tarafı bağlanmazsa olmaz. Doğru diyor. Kanka şunu bir saniye. Ver kankam bunu. Bunu buraya. Nasıl olabilir abi ya? Şaka gibi. Elektriği aldılar mı? Gördünüz mü dostlar? Küçük bir şey elektriği kesiyor. Çok enteresan yani. Bazı ince noktaları var yani. Böyle çözdüm deseniz dahi bazen ince noktalardan alamayabiliyorsunuz. Şuradan bir bağlantı vermemişim ki zaten vereceğim bunu da. Çok enteresan. Şöyle ortadan vereyim olmazsa. Ama nasıl verebilirim böyle güzel bir şey? Üst geçit vermeyelim de. Üst geçit mi versek acaba? Oyun dondu ya. Şöyle dostlarım yapalım. Şuraya bir kavşak, şuraya bir kavşak, şuraya bir kavşak, şuraya da bir kavşak. Dörtlü de kavşak koydum. Tamam. İleride bu yolları düzelteceğim ya, büyüyecek o zaman sıkıntı kalmayacak. Tamam, birazcık iş ihtiyacı, iş değil de iş yeri ihtiyacı var. Şöyle. Bu arkadaşların derdini de böyle çözelim. Şöyle, 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 şöyle. Hadi şuraya da vereyim. İş yeri. Sağlı sollu bir iş yeri olsun. Biraz üst tarafa da daha sonra verebilirim. Sanayi ihtiyacı da doğacak zaten. Şunlara küçük bir oraya vermeyeyim. Şuraya verebilirim. Şunlara da küçük bir sanayi ihtiyacı. Sanayi ihtiyacını karşılamak için bir yol verdik. Şimdi şuradan biraz daha çalışalım ama. Biz bu yolu ikili yol yapacağız ya. O bizde açıldı mı ona bakmam lazım. Böyle bir fabrikalarımıza falan bakalım. Durumu neydi? Bu su depomuz mu acaba? Su pompa istasyonu. Okey. Şöyle gördüğünüz gibi işçiler çalışıyor. Zamanı hızlandırarak bir şeyler yapabiliriz. Şurada bazı evler kurulmuş. Müstakil yapı olan dediğimiz evler kurulmuş. Gerçekten güzel. Ama oyun dostlarım şöyle biraz daha hani kalabalık olduğunda örnek veriyorum. 50-60 bin kişi olduğumuzda bu kadar donar mı? Bu sıkıntıyı yaşar mıyız bilmiyorum. Ama güzel. Hani kötü değil. Bu kasma donmayı da inşallah yakın zamanda çözerler. Baksanıza çok donuyor yani. Şu donma çok büyük bir donma. Hele ki benim bilgisayar oyun bilgisayarı yani bu donma kabul edilemez bir şey benim için. Bilemedim ya. Yani diyecek bir şey yok gerçekten yok. İlk bölümü böyle biraz kısa tutacağım dostlarım. İnşallah sizler bu konuda bana kızmazsınız. Birazcık da şöyle güncellemeler gelirse çok tatlı olur. İnşallah birkaç güncelleme gelir de şuradan alalım yolu. Şu an şunu açmam lazım. Ah aynen böyle. Ya burası orman arazisi aslında ama yapacak çok da bir şeyim yok. Şöyle. Şöyle 90 derecelik açıyla istediğim olmadı. Birazcık daha. Hatta şuradan tutalım. Ha. 90 derece, 90 derece. Çok güzel oldu. Tamam. Aynen böyle bunu. Şöyle bir tane. Şöyle ikinci adada biraz boşluklar olsun. Park falan da yaparız araya. Şöyle üçüncü. Beğenmedim ama. Size bir şey diyeyim mi? Hiç beğenmedim. Şuradan seçersek bozuk olur mu? Olmaz. Sadece eğimden dolayı ufak tefek şeyler oldu. Kötü görüntü oldu.
Şuradan da bir tane verirsek. Gördünüz mü? Yine yamuk. Yani yamuk gözüküyor. Öyle diyeyim ben size. Yamuk gözüküyor. Çünkü bu yolun kendisi de yamuk olmuş. Hah. Şimdi bir tık daha düzeldi. Tamam. Adadan da ne yaparız biliyor musunuz? Şöyle yaya yolları veririz. Tamam. Ama yaya yolu kötü olur. Yaya yolu olmaz. Heh. Mantıklı gelmedi yaya yolu. Şöyle. Diğeri kadar fazla değil de şöyle. Bir tane misalen. Şurada da bir tane daha var. Bence eşit. Aynen. Gayet eşit. Güzel. Güzel. Bence iyi. Fark etmediğimiz, görmediğimiz mutlaka farklı sekmeler vardır dostlarım. Ama tabii dediğim gibi oynadıkça olacak. Doğal afetler şu an açık. O yönden güzel. Rüzgarı suyu falan güzel hesapladık. Ama gerisine bir bakacağız. Bir hastane isteği var. Daha doğrusu isteği yok da benim isteğim var. Şöyle konutların olduğu bölgeye bir tane hastane güzel olabilir. Hani insanlar daha çok gelsin diye. Bu ne? Mezarlık. Mezarlığı da vermemiz lazım. Tabii. Mezarlık da o kadar büyük ki abi. Yani böyle büyük mezarlık mı olur? Şurayı kullanamayacağım. Bu kısma bir yere vereyim en iyisi. Tamam. Mezarlığımızı verdik. Okey. Burası okey. İlkokulumuz. Bu ne? Lisemiz mi? Bir dakika kanka. Bir saniye. Okutmuyor ki bana. Haberi bildirim verdiği için ben okuyamıyorum. Aynen. Kankam tamam. Güzel insan tamam. Anladık okey. Aynen. Şöyle sığabilecek bir yere. Şurada nasıl? Sanki şurada daha mı güzel? İlkokul için. Hani kullanamayacağımız yerlere koyuyorsun devlet kurumuna. Nasıl olsa herkes gelecek. Onun kaçarı yok yani. Lise şu an durdum. Lisenin acelesi yok. Büyük apartmanlar. Sadece şöyle yapacağım. Ha şu yolun ilk bölümlerini birazcık uzak tutacağım. Güzel. Güzel. Tamam. Şimdi şuraya tekrardan kaldığımız yerden verebiliriz. Nüfusun fazla olması bizim için her zaman iyi. İşçi ihtiyacı var. İşçi ihtiyacı var. Bir saniye. Şuradan dostlarım şöyle olmadı. O zaman şöyle mi yapayım? Aynen. Tamam. Dokunuşlarla yapacağız şurada. Çok bozmak istemiyorum. Ben güzel bir görüntü yakaladığımı düşünüyordum en azından. Şöyle nasıl eşit oldu? Tamam. Güzel. Sanayi ihtiyacı da var. Sanayi buraya taraf genişleteceğim ama şurayı şöyle bir koruma altına almam lazım. Hah, aynen. Şöyle kankam gece olması bir tık kötü oldu ama sıkıntı yok. Bir tane şuradan yol versem kötü mü olur? Bir dakika. Şöyle deneyelim. Öyle öyle olsa olmaz. Bir kötü oldu şurası ama nasıl bölebiliriz diye düşünüyorum şu an. Ha şöyle olsa bir. Şöyle olsa sanayi dükkanları küçük de olsa çok önemli değil çünkü. Tamam. 2. Çok fazla sanayi ihtiyacı var be. Bu kadar biraz fazla değil mi? Şunu topla kanka. Şöyle, 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 şöyle. Tamam. Bunlar da sanayi. Şurası iş yeri. Tamam. Burası iş yeri. Şuradan yol geçireceğim zaten. Hatta vermeden önce o yolu geçireyim ki sonra bana sıkıntı çıkarmasın. Ah tamam. 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 Güzel. Gayet güzel. Şunu hızlıca değişeyim. Elim bir kaydı. Onlar kurulmadan önce bunları yaparsak sıkıntı yaşamayız. Güzel. Şu yolu tabi unutmadan bağlamamız lazım. Biraz gece oldu. Gözüm çok görmüyor. Şöyle dostlarım. Şöyle tam ortasını bulabilmem lazım. Şöyle yapalım.
Güzel. Zaten şu an şehir bu kadar olsa benim işimi görür. Tamam. Şöyle şehre rahat bir giriş de verdim diye düşünüyorum. Tabii ben bu yolu aslında amacım düzeltmekti ama şöyle güzel birer giriş verdik. Bir saniye bakalım. Niye olmuyor ki? Bir puan daha aldık anladığım kadarıyla. Çok enteresan. Buradan buraya yol vermiyor dostlar. Çok enteresan. Da çok kötü bir trafik girişi var şu an. Şu ortaya çok hızlı bir kavşak. Tamam. Şuradan niye yol veremedim anlamadım ben hala. Tamam. Şu an oyun çok hızlı, biraz yavaşlatacağım. Şuradan dostlarım aldığınız puanlarla bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ben bir kavşak açmak isterim. Park mı acaba daha mantıklı? Yol bakımı da olabilir. Tamam. Elektrik konusunda var mı yapabileceğimiz bir şey? Varmış. Şöyle dursun. Bir suya bakalım. Suyu da geliştirebiliyoruz. İleride lazım olacak. Bunu da açalım tabii ki. Geri dönüşüm hangisi daha mantıklı ki? Aa, kalmadı. Kalmadı. Paramız kalmadı. Puanımız kalmadı. Paramız değil de puanımız kalmadı. Dostlarım ama ilk yerleşimimiz bence güzel oldu. Yani ben beğendim. Şu anlık iş görür gibi. Çok fazla derecede iş yeri ihtiyacı var. Yalnız benim bu yıldığım yer gördüğünüz gibi çok dağlık bir arazi. Biraz daha sorunlu bir arazi. Şehri olmazsa şu tarafa kaydırmak. Hani biraz daha ova olduğu için göl falan var gördüğünüz gibi. Deniz suları falan var. Hani sanki buraya kaydırmak biraz daha güzel. Hani böyle biraz daha ova ararsanız şöyle güzel bir görüntü yakalayabiliriz. Güneş de yanlış doğmuş. Dünya artık yuvarlak dostum. Düz yapmışlar. Tabii yine fikirleriniz önemli dostlar. Şuradan da örnek veriyorum. Şuradan da karşıya bir köprü yapıp direkt buraya da bağlayabilirim ama buradaki yoğunluk benim için çok önemli. Öyle söyleyeyim. Ama ilk bölümü en azından böyle bitirmek istiyorum. Orta ölçekte bir köy diyelim. Yani aynen köy oluyor dostlarım. Yani 3000 aynen 3000 XP daha lazım. Grant yani büyük köy olabilmemiz için. Sizlere öyle söyleyeyim. Şu an nüfusumuz kaç? Ben de merak ediyorum. Nüfusumuzu nasıl öğrenebiliriz? Şurada var mı direkt nüfusu sayan? Nüfus. Ha şurada. Vallahi İngilizcem o kadar kötü ki dostlarım. Çözemiyorum yani bazen. Galiba 1200 kişi var. Ben öyle anladım. Neyse şimdilik dursun. Şeyi satın alabiliyoruz. Satın alabiliyoruz. Şehri buraya geliştirmek bence hiç mantıklı durmuyor yani. Hani şu taraflar makul olur. Şöyle iki. Şöyle almamız makul olabilir ama buraya almamız çok bana makul gelmedi. Belki ileriki süreçte. Şunlar nasıl sizce? Eğer çok paramız gidiyor mu bilmiyorum ama alabiliyorsak alamıyoruz mu? Bunları bırakalım. Tamam. Biraz paramız kalsın çünkü. Hatta şuraya bile şu anlık gerek yok. Ova kısmına odaklanalım biraz. Bence öyle. Yani şu ova kısmı bizim işimizi görür. Doğal kaynaklarımız var mıydı? Sanki gösteriyordu doğal kaynakları ama. Bakın dostlar ne demiş. Buna göre şurası şimdi ne oluyor o zaman? Renkleri tutmuyor sanki be. Şu dostların petrol arazisi diyor. Bir dakika dostum ne oldu? Şu petrol arazisi dostlarım. Aynen. Orman arazisi. Bu ne acaba? Bunu bilmiyorum. Bu. Tarım arazisi olabilir mi? Tarım arazisine benziyor çünkü.
Petrol arazisi bakın şurada da varmış, orada da varmış. Gördünüz mü? İki tane hatta şurada üç tane petrol arazimizin olduğu bölge var. Şurada genel maden arazisi diye biliyorum. Bakın şurayı işte önceden görebilseydik şuraya bir maden oluşturabilirdik ama biz buraya birazcık rüzgar türbinlerini oluşturduk. Şu yolları silersek falan filan yaparsak bir ihtimal kullanma ihtimalimiz var ama maden sanayisinin üstünden yol geçmiş. Şurayı da satın alıp buraya da geçebilirim. Şimdilik böyle dursun. Biz bu bölümü böyle bitirelim. Çok kafamız karışmasın. Gerçekten harita gördüğünüz gibi oldukça büyük. Çok çok büyük. Biz buranın hepsine zaten hakim olamayız muhtemelen. En azından ilk oyunumuz için bunu yapamayabiliriz. Sizlere böyle mola vereceğim dostlarım. İkinci bölüm için biraz daha gerçekten hazırlanmak istiyorum. Cenaze aracı istiyor. Çok fazla gördüğünüz gibi sanayi, işçi yani bir sürü ihtiyacımız var. Hepsini tek tek yapacağız. Şurayı görmemiz iyi oldu maden sanayisini. Tarım sanayisi, petrol sanayisi şöyle köşelerde bir yerlerde var. Hepsini halledeceğiz dostlarım. Şimdilik kendinize iyi bakın. İkinci bölümde görüşürüz. Eğer hoşunuza gidiyorsa seriler dostlarım. Seri hoşunuza gidiyorsa uçak muhtemelen. Uçak uçuyor onun gölgesi. Seri hoşunuza gidiyorsa bir beğeni, bir like atarsanız çok sevinirim. Şimdi de hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.